Bizim milletimiz özellikle böyle benzetmelerle, kıssalarla daha iyi idrak ediyor. Mesela sanırım Zeynep hocamın o çizdiği çerçeveyi sizin anlattığınız örneklerle benim zihnimde daha iyi oturdu. Ben izleyicilerimizin de öyle olduğunu düşünüyorum. İzleyicilerimize dönmüşken bir hatırlatma da yapalım. Efendim, ekranda geçen numara üzerinden ve Vav Televizyon'un sosyal medya hesaplarından merak ettiklerinizi veya görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Ben de yayın esnasında konuklarımla görüşlerinizi paylaşıyor olacağım. Şimdi Hazreti Adem ve şeytanı örnek verdiniz. Bir tanesi bahanelere sığınıyor. Birisi ise o putlarını yıkıyor aslında. Kendini değiştirmek için adım atıyor. Ve Hazreti İbrahim'den örnek verdiniz. O da çok kıymetliydi. Hata yapıyor ama o hataya takılmıyor. Sanırım günümüz insanının en çok tökezlediği yer burası. Yani biz hata yaptığımızda o hataya takılıp devam etmiyoruz. Şimdi aile yapılarını düşündüğümüzde, kendi çevreme de baktığımda aslında ben böyle gördüm, ben böyle öğrendim diyen insanların yeni adımlar atmakta tereddüt ettiklerini düşünüyorum. Çünkü eğer ben özellikle şu modern hayata bir şekilde uyum sağlamaya çalışırsam, çalışırken hata yaparsam diye endişe ediyor olabilirler belki. Hani o baba üzerinden gidecek olursak mesela otoriter baba figürünü kaybedebilirim korkusu var belki. Ama bir şeyin idealine ulaşmak için hakikaten o hatayı yapacağız, tökezleyeceğiz, tekrar kalkacağız ve ideale doğru emin adımlarla yürümemiz gerekiyor. O yüzden çok güzel noktalara temas ettiniz ve çok güzel bir benzetmeydi. Zeynep hocam, eklemek istediğiniz var mı hocamın Var. söylediklerine? Şöyle var. Yani bu eskiden daha geniş aileler vardı. İşte bir ailenin içinde büyükler var, daha kalabalıklar, çocuklar neredeyse bir grubun içine doğuyor. Ama şimdi daha çok çekirdek aileler ön planda. Çocuk sayısı giderek azalıyor. Dolayısıyla anne babanın önceliği ve merkezi daha çok çocuklar oluyor. Çocuklar oluyor diyorum ama aslında bunun arka tarafında bence daha da büyük yer kaplayan kısmı anne babalığı oluyor. Yani çocuklar bir nevi vitrin gibi. Kendi anne babalıklarını gösterecekleri bir vitrin. Dolayısıyla burada da ne kadar mükemmel anne ya da ne kadar mükemmel oldukları, mükemmel baba olduklarını gösterecekleri bir platform gibi çocuk. Yani işte çocuklarına baktıkları zaman istiyorlar ki işte filancanın oğlu ne kadar güzel maşallah annesi de çok iyi yetiştirmiş. Ya da işte filancanın kızı okulda örnek öğrenci maşallah çok iyi olmuş. Bir şey paylaşayım sizle. Şimdi ben bir anaokulunda çalışıyordum o dönem. Oğlum da orada. Tabii okul psikoloğunun çocuğu olarak orada. Ve tabii ki o zaman kaç yaşlarında? 5 yaşlarında ve forma giymek istiyor. Yani futbol çok seviyor. O yaşlardaki pek çocuk gibi formasını giymek istiyor. Ama kış mevsimindeyiz. Formayı nasıl giyecek? Orta bir yol bulduk. İşte hayal edin şimdi eşofmanının böyle hani içi kalın eşofmanının üstüne formasının şortu. İşte kalın o sweatshirtünün üstüne de formasının işte kısa kollu hali. Şimdi okul psikoloğunun oğlunun okuldaki profili bu. Yani hani bu şekilde geziyor okulda. Ben tabii ki hiç dert etmedim. Yani sonuçta o mutlu, ben mutluyum. Sıkıntı yok. Ama hani dışarıdan bakıldığında şu da gayet denilebilir. Ne biçim giymiş bu çocuk? Yani bunun hiç mi anası babası yok? Bir uyarmamışlar mı ya da bir çeki düzen vermemişler mi çocuğun üstüne başına diye. Yani dediğim gibi bunu gerçekten dert edinen pek çok anne baba oluyor ve bunlar da onların anne babalık süreçlerini etkiliyor ve bu da çocuklarıyla kurdukları ilişkiyi de dolayısıyla etkiliyor. Yani aile o kadar merkezi bir yer ki mikrokozmos da diyoruz. Yani hani küçük dünya aslında aile. Çocuğun annesiyle kurduğu ilişki, babasıyla kurduğu ilişki bir süre sonra dünyayla işte ideolojisini belirleyen belki, dünyayla işte kurduğu ilişkiyi belirleyen, öteki insanlarla kurduğu ilişkiyi belirleyen çok temel bir yapı. O yüzden de hani mükemmel olmak, çok idealize etmek, anneliği, babalığı mükemmelleştirmeye çalışmak bir yerden sonra zarar vermeye de başlıyor. Evet.
Aslında günümüz toplumunun aileyi nasıl algıladığı üzerine de bir soru sormak istiyordum. Biraz yanıtını almış olduk. Çünkü dediğiniz gibi eskiden daha böyle geniş aileler vardı ve çocuklar bir kalabalığın içine doğuyorlardı. Anneanne, babaanne, dede, hala, teyze. Biraz şehir hayatının da bir getirisi olarak artık daha çok çekirdek aileye yöneldik. Ve sizin de dediğiniz üzere çocuklar anne ve babanın anneliğini ve babalığını göstermesi açısından bir vitrin niteliğinde. Ve dediğiniz gibi yine psikoloğun çocuğu, işte bilmem neyin çocuğu gibi aslında bir orada örnek teşkil ediyor belki ve büyük bir sorumluluk da yüklüyoruz sırtımıza. Eskiden çok daha bilmiyorum kolay olan anne ve babalığı biz modern hayatta biraz daha zorlaştırdık mı? Yani çok daha çocukların üstüne gidiyoruz, çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Ama belki yine çocuklar bazı şeylerden mahrum kalıyorlar. Mahrum kalmamaları mümkün mü? Bir şekilde onların her eksiğini tamamlamak mümkün mü? Bunların hepsi soru işareti, hep konuşulması, üzerine değinilmesi gereken konular. Şimdi Batı etkisinde kalsak da modern hayatın etkisi, modern hayatta değişen bir aile yapımız olsa da hala gelenekselliği koruyan bir tarafımız da var. Hala aile apartmanları var. Hala bazı şeyleri korumaya çalışıyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz şu anda günümüz toplumunda aile algısını? Günümüz toplumunda aileden neler bekleniyor mesela? Hani aile evet toplumu çok etkiliyor diyoruz. Toplumun en küçük yapı taşı aile diyoruz. Ama böyle mi hala mesela? Nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Baktığımızda günümüzde sanki iki türlü aile aynı aile çatısı altında beraber var olmaya çalışıyor ve biz bunun gerilimini yaşıyoruz gibi hissediyorum açıkçası. Bir tarafta sizin dediğiniz gibi geleneksel değerlerimiz üzerinden çok kıymetli bulduğumuz, sürdürmek istediğimiz, işte babanın çatı olduğu, annenin direk olduğu, çocukların işte göz şenliği olduğu bir aile kurgumuz varken ve bunun işte etrafındaki diğer destekleyici aile bireyleriyle beraber güçlenen ve yayılan ve toplumu oluşturan bir şey varken, bir taraftan da açıkçası özellikle çekirdek aile kavramının nereden ortaya çıktığına baktığımızda gördüğümüz, bu aile hangi aile? Bu aile kime hizmet ediyor? Ya da bu aile kurgusu hangi geleneğin, hangi dinin işine yarayabilir ki? Bu kurguyu biz şu anda şehir hayatında neden bu kadar yaşamak durumunda kalıyoruz sorularını da beraberinde getiren başka bir kurgu daha var. Bence bizim yaşadığımız gerilimi birazcık destekleyen şey, bize empoze edilmiş aile yapısı ile bizim kendimize ait olan aile yapımız arasındaki gerilim. Yani anne babanın yaşadığı da bu, çocukların yaşadığı da bu. Şimdi açıkçası biz işte babanın işe gittiği, çocukların okula gittiği, annenin ya evde kaldığı yahut evdeki işleri sürdürmek sorumluluğu onun üzerinde olarak çalışmaya devam edeceği bir aile yapısına geldiğimiz zaman, bu aile yapısı bizim geleneksel aile yapımız değil zaten. Evet. Bu aile yapısı ne işe yarıyor o zaman diye sorabiliriz. Bu aile yapısı kapitalist sistemi, kapitalist düzeni besleyen bir aile yapısı. Peki biz yani inançlarımızla ve durduğumuz yerle bu sistemi beslemeye yardımcı olacak o en alt, en küçük yapıyı niye oluşturuyoruz? Yani biz Müslümanlar olarak başka alternatif şeyleri bu düşünemez miyiz? Neler olabilir? Kendimize işte Kur'an'dan, hadisten, siyerden, diğer peygamberlerin tarihinden örnekler bakarak hani yeni bir ya da eskiyi tekrar ihya edecek bir aile formülü üzerinde çalışamaz mıyız, düşünemez miyiz? Çünkü modern hayatın sıkıntıları olarak gördüğümüz şeylerin çoğu aslında bu içe kapılı çekirdek aile yapısıyla beraber de ortaya çıkıyor. İşte o mesela hocamın söylediği vitrin meselesi. Evet. Yani annenin babanın başarısının bir şeysi olarak çocuğunu görüyor olması aslında biraz da annenin ve babanın çocuğunu kendi nefsinden daha az sevmesini de gösteriyor. Ve kendisiyle alakalı bir uzantıymış gibi görmesinin de bir şeysi. Halbuki tam bir kulluk inancına sahip olan bir anne ve bir baba çocuğunu kendisine en fazla bir emanetmiş gibi görür. Değil mi? Ve bir emanete nasıl davranması gerekirse öyle davranır. Ama yani hiyerarşik bir düzende tahakküm yapısı üstünden bir aile kurulduğu zaman herkes gücü yetenin üstünde gücünü cebrettiği,
Yani hani bir koruma, bir himaye şeklinde değil de kim kime gücünü yetiyorsa iktidar alanını ona göre belirlediği bir yapıya dönüşür. Bu sefer bizim karşımızda bir işte ısıtan bir güneş gibi koruması gereken babalar yerine işte eli sopalı, dediği dedik, yaptığından yapmazsan kaçacağın ceberut babalar, işte histerik anneler örnekleri gibi şeyler çıkmaya başlıyor. Ve bakıyorsunuz sosyal medyalarda yahut işte popüler medyada bu tür şeyler, kalıplar, anne baba kalıpları çok yaygınlaşmaya başlıyor. Ama çocuklarına ve birbirlerine önce Allah'ın yarattığı kul olarak bir saygıyla yaklaşabilecek. Bu bana emanettir. Önce Allah'ın emanetidir. Ki Veda hutbesinde Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Kadınlar size emanettir. Dikkat edin onları hakkında diyor. Yani bu emanet şeyiyle yaklaşacak bir aile kurgusu olduğunda bence şu anda yaşadığımız ve insanların kendilerini, kendi nefislerini göstermek için yaptıkları o davranışları da sergilemeye gereklerinin kalmayacağı bir formül bulunabilir. Böyle olduğu için bence biz önümüzde içinde bulunduğumuz kavramları aynen Hazreti İbrahim gibi baştaki örneğe tekrar geri döneceğim, sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum.